Dünün en önemli başlıklarından birine gelelim. Bizle de doğrudan ilgili olduğu için bu başlık son derece üzerinde detayla durulmaya, ayrıntılı bir şekilde durulmaya değer bir konu başlığı. Dün akşam da bu stüdyodaki programda sevgili haber koordinatörü Müs Bengüşap Baba Eker'in moderatörlüğünde programda değerli kardeşimiz Mustafa Hoş'un da çok yakından takip ettiği bir dosya olarak aylardır konuşulan bir hadise. Erzurum'da Diyanet'in denetimindeki Diyanet'e bağlı bir Kur'an kursunda yaşanan o çirkin, o utanç verici, o yüz kızartıcı hadiselerden söz ediyorum. Bir grup küçük çocuğun taciz ve tecavüze uğraması hadiselerinden. Bu olay o günlerde ortaya çıktığında hükümet, tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bu olayı neredeyse duyurmamaya ve duyulmasını engellemeye çalışan bir tavır içindeydi. Biliyorsunuz klasik yöntemler hemen erişim yasağı, haberi engelleme yasağı, susturma yasağı, efendim soruşturma aşamasında bu konular yazılamaz, çizilemez, konuşulmasın filan. Ortada üzerine titrememiz gereken ve her şeyin üzerinde tutmamız gereken bebelerimizin, çocuklarımızın güvenliği söz konusuyken burada devlet şöyle bir tercih yapıyor. Hayır efendim, çocukların güvenliği, çocukların hayatı, çocukların yaşamı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarından daha önemli değildir diye bir tercih yapılıyor. Ve bunun üzerine de Diyanet İşleri Başkanlığı mı Radyo Televizyon Üst Kurulu'na başvurdu yoksa Radyo Televizyon Üst Kurulu bu gelişmeleri, bu süreci izledi de kendiliğinden rehsen mi tavır aldı? O detay zaten önemli bile değil. Dün açıklandı ki KRT televizyonu, Tele1 televizyonu ve Halk TV'ye bu konuda ceza verildi. Ceza gelirlerin, ilan gelirlerinin %2'si oranında bir para cezası. Çok şükür ki bir yayın durdurma falan değil. Zaten hani belli bir programdan söz edilmiyor burada. Belli, biliyorsunuz, belli bir programda yapılınca bu tırnak içinde ihlal, o programa durdurma cezası getiriliyor. Bazen de artı para cezası getiriliyor. Geçmişte yaşandığı üzere. Bu sefer işte para cezası kesilmiş. Reklam gelirlerinin %2'si oranında bir para cezası getirilmiş. Asla ve kat'a kabul edilemeyecek bir yaptırımdır bu. Yani burada devlet diyor ki, kamu otoritesi diyor ki, kamu eliyle televizyon yayınlarına müdahale eden ve basın özgürlüğüne, milletin haber alma özgürlüğüne ağır bir saldırıda bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu diyor ki, benim oradaki çocukların güvenliği, o çocukların hayatı, o çocukların bundan sonraki hayatı umurumda bile değil. Varsa yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı korumak istiyorum. Yani devletin üzerine böyle bir leke düşmesin derdindeyim diyor. Devletin üzerine lekenin düşmesini istemeyenler bir tek şeyi yapacaklar. Bu işlerin içinde bulunan, bu işlerden sorumlu bulunan kamu görevlilerini titiz bir soruşturmayla saptayıp kulaklarından tutup en ağır cezaya çarptıracaklar. O insanları cezalandıracaklar. Olayı haberleştiren ve kamuoyunun oralarda ne olup bittiğinden haberdar olmasına yardımcı olan, yani görevini yapan televizyon kuruluşlarına, medya kuruluşlarına ceza vermeyecekler. KRT'nin ne suçu var burada? Halk TV'nin, Tele1'in ne suçu var burada? Orada ağır bir insan hakları ihlali yaşanmış. Orada ağır bir çocuk hakları ihlali yaşanmış. Orada ağır bir edepsizlik, terbiyesizlik, bir suç yaşanmış. Ve bu suçtan bahsedip önlem alın diye çağrıda bulunan medya, yani görevini yapan medya, üzerine düşen işlevi yerine getiren, üzerine düşen misyonu yerine getiren medya cezalandırılıyor. Ne pahasına? Efendim Ali Erbaş'ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı itibar kaybetmesin diye. İtibarı zaten kaybetmişsiniz. Bu işler sadece bir kere olmadı ki. Ülkenin her bir yanından neredeyse her gün böyle haberler geliyor. Orada taciz, burada tecavüz, öteki tarafta tasallut, her neyse burada çocuklarımızdan söz ediyoruz. Üzerine titrememiz gereken, her şeyin üzerinde tutmamız gereken, canımızdan daha büyük değer vermemiz gereken, onların güvenliğini her şeyin önüne koymamız gereken çocuklarımızdan söz ediyoruz.
Çocuklarımız pahasına devletin itibarını ya da bazı kurumların itibarını korumaya öncelik veren bir zihniyet, sakat bir zihniyettir, hastalıklı bir zihniyettir. Her türlü yasal ve vicdani sorumluluğun üzerine devletin sözüm ona itibarını koyan bir zihniyet, demokrasi dışı bir zihniyettir. İnsan haklarına, ifade özgürlüğüne, halkın haber alma özgürlüğüne ve medyanın haber verme özgürlüğüne ağır bir kurşun atılmıştır RTÜK'ün dünkü kararı tarafından. Bir an önce bu anlayış değişmeli, bu yoldan geri dönmelidir Radyo Televizyon Üst Kurulu. Zaten o yasada, o kurulun çalışma sisteminde çok ciddi demokrasi ihlalleri vardır. Yani adeta mahkeme gibi yargılayan ama hiçbir itiraz ve temiz mekanizması çalıştırmadan kanallara ceza veren ve bol keseden ceza veren, kaşının üstünde gözüm var, gözünün üstünde kaşım var diye cezalar veren bir kuruldan söz ediyoruz. Yapmayın hanımefendiler, beyefendiler. Bu demokrasi ayıplarını Türkiye'ye yaşatmayın. Medyasına her fırsatta ceza vermeye çalışan, televizyonların, gazetelerin yayınlarını her fırsatta durdurmaya çalışan, radyo ve televizyonları RTÜK tarafından, gazeteleri, yazılı basın organları, basın ilan kurumu ve mahkemeler tarafından sürekli olarak susturulmaya çalışılan, sesi kesilmeye çalışılan bir ülkede demokrasi camdan aşağı atılmış demektir. Her zaman söylediğimi söylüyorum. Tercihi yapın. İki yol var. Arada başka bir yol yok. Gri alan yok. Ya demokrasi ya faşizm. İkinci yolu tercih ediyorsunuz. Çok açık bir şekilde. Medyayı susturarak, bugün KRT'yi, yarın Halk TV'yi, öbür gün Tele1'i susturmaya çalışarak, muhalif gazetelere basın ilan kurumunun reklamlarıyla ambargo uygulayarak, Cumhuriyeti'ydi, Bir Gündü, Evrensel'di, Sözcü'ydü, Korkusuz'du, bu gazetelere sürekli olarak mali baskı uygulayarak insanların haber alma özgürlüğünü ihlal ediyorsunuz. Bizler görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumdaki çarpıklıkları, yamuklukları, en başta da insan hakları ihlallerini, ya çocukların hakkı, çocukların esenliği, çocukların güvenliği kadar önemli bir gündem maddesi olabilir mi? Siz nasıl olup da bunu yok sayıp da aman efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarı zedelenmesin diye bir tercih yaparsınız? Ağır bir ihlal işlenmiştir, ağır bir demokrasi ayıbı işlenmiştir ve Türkiye'nin alnına kara bir leke sürülmüştür. Çok açık söylüyorum, Türkiye'de demokrasiye ve ülkenin itibarına kara bir leke sürülmüştür. Bundan böyle dışarıda Türkiye'ye bakıldığında Kur'an kurslarında ya da başka okullarda, başka kurumlarda ufacık bebelere taciz, tasallut, tecavüz olaylarını kapatmaya çalışan bir devlet statüsüne düşürüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Buna hakkınız yok, buna hakkınız olmadığını inşallah seçmen de size sandıkta bir kez daha ve ağır bir faturayla ödetecektir.